Benden en çok yapmamı istediğiniz program ya da uygulamaların başında cep telefonu uygulamalarında birinci sırada CapCut geliyor, bilgisayar programları içerisinde ise birinci sırada Movavi geliyor. Daha önce de kanalımda birçok Movavi videosu paylaştım zaten sizlerle bildiğiniz gibi. Movavi Video Editor amatörden profesyonel düzeye kadar herkesin işini görecek şekilde harika tasarlanmış bir program. İçerisinde birçok hazır efekt bulunuyor yani Profesyonel programlar dediğimiz işte Premiere, Final Cut, DaVinci gibi programlarda mesela ekstra plugin ile ekleyebileceğiniz efektlerin birçoğu Movavi'nin kendi içerisinde bulunuyor. Dolayısıyla bu da programı çok cazip bir hale getiriyor. Şimdi Movavi Video Editor Plus 2022 versiyonu çıktı arkadaşlar. Bu 2022 versiyonunda aslında benim de beklediğim birçok özelliği getirmişler. Şimdi gelin Movavi Video Editor Plus 2022 versiyonuna hep beraber bir göz atalım. Fakat bu detaylı anlatıma geçmeden önce hemen şunu hatırlatayım. Movavi Video Editor Plus 2022'nin takipçilerime özel bir linkini aşağıya bırakıyorum. %30 indirimli satın alabilirsiniz bu linkten. Ayrıca Moavi yine sizlere özel olarak bir eklenti paketini hediye etmemi istedi. E, bu da Bright Pack isimli bir paket olacak arkadaşlar. Bu paketin içerisinde özellikle sosyal medya ikonları gibi ikonlar var. Ya da işte beğenme ikonu, zil ikonu ya da Facebook, Youtube, Instagram ikonları gibi birçok efekti içerisinde barındıran bir paket. Şu anda da ekranda onları görüyorsunuz zaten. Aşağıdaki linkten ilk olarak isterseniz 7 günlük ücretsiz deneme sürümünü kullanabilir. Daha sonra satın alabilirsiniz. Tamamen sizin tercihiniz. Bu arada deneme sürümlerimiz üzerine filigran atar arkadaşlar. Bana da bunu çok soruyorsunuz. Adı üstünde çünkü deneme sürümü. Bu filigranı kaldırmak için satın almanız gerekiyor. Neyse. Şimdi gelelim bu az önce bahsettiğim ses efektlerine. Az sonra sizlerle şu anda gördüğünüz efektleri yapacağım. Mesela, Mesela sesinizi bu şekilde, bu şekilde yankılı, yankılı bir, bir sese ses çevirebilirsiniz. Üzerine de, üzerine de çeşitli, çeşitli, çeşitli filtreler, filtreler, video efektleri efektler ekleyebilirsiniz. ekleyebilirsiniz. Veya sesinizi bu şekilde boğuk bir tona çevirebilirsiniz. Ya, da ya da sesinizi, sesinizi bu şekilde, şekilde titreşimli bir, bir ses yapabilirsiniz. Eğer isterseniz bu testleri filmlerindeki ses ses tonuna korku filmlerindeki ses tonuna çevirebilirsiniz sesinizi. Veya telefonda konuşuyormuş gibi bir ses yapabilir. Radyo yayını yapıyormuşsunuz gibi bir sese çevirebilir. Veya sesinizi robotik bir sesle yapabilirsiniz. Şimdi de Movavi'de bunları nasıl yapabileceğimize birlikte bakalım. İlk olarak Mova Video Editor Plus 2022'nin yani yeni versiyonun sitesine bir göz atalım. Buraya girdiğinizde sitesine bu arada bir fırsat çıktı. Mova Video Suite için bir indirim varmış şu anda. Evet. Konumuz burada. Mova Video Editor Plus. Burada hem Windows işletim sistemleri için hem de MacOS işletim sistemleri için bilgisayarınıza indirebilirsiniz arkadaşlar. Site Türkçe bu arada. Kolaylıkla anlayabilirsiniz. Burada özelliklerinden bahsediyor. Bunların üzerinde şimdi durmayacağım. Zaten dediğim gibi daha önce kanalımda birçok kez Mova'yı sizlere tanıttım. Neredeyse bütün özelliklerini anlattım. Bir de Mova'yı FX Store diye bir şey var. Burada da birbirinden farklı efekt paketleri var. Bunları da girip indirebilirsiniz. Dediğim gibi sizlere özel bir efekt paketi bonus olarak aşağıdaki linkte mevcut. Burada da bilgisayarınızın özelliklerine göre ilk başta bakabilirsiniz. Çalışır mı çalışmaz mı bilgisayarınız kaldırır mı diye merak ediyorsanız buradaki özelliklerden kontrol edebilirsiniz. Şimdi gelelim Mova Video Editor Plus'a. Evet programımızı açtığımızda ilk olarak karşımıza böyle bir pop-up çıkıyor. Yenili, yenilikleri, yeni özellikle falan orada görebilirsiniz. İçi aktar kısmından şimdi dosyamızı ekleyelim. Az önce izlediğiniz o ses değiştirdiğim kısmı buraya attım. Buradan yaptım zaten. Ve şimdi o kısmı ekleyeceğim arkadaşlar. Evet videomuzu attık. Şimdi de videoyu alıyorum ve timeline kısmıma sürükleyip bırakıyorum. Timeline'a da biraz yaklaşalım şöyle. Çünkü kesme bölme işlemleri yapacağız. Evet şimdi şöyle bir bakalım. Mesela sesinizi bu şekilde yankılı bir sese çevirebilirsiniz. Şimdi şurada bir böleceğim arkadaşlar. Şuradaki makasa basıyorum ve burada böldüm. Çünkü parça parça farklı ses efektleri atacağım üzerine. Burada zaten medya kutusu, sesler, müzik, örnek videolar gibi birçok efekt var daha önce anlattığım üzere. Burada da filtreleri görüyorsunuz. Filtrelerin içerisinde de birçok farklı filtre var. Şimdi videonun üzerine filtre de atacağım fakat önce sesi atıp sese uygun bir filtre bulmaya çalışacağız. Burada geçişler kısmı var ve sürekli yenilenen geçişler bunlar. Bayağı da güzel geçişler var açıkçası. Burada yazı yazma kısmı var. Bunlar da güncelleniyor. Hatta şunlar yeni gelmiş muhtemelen. Evet şu güzel görünüyor. Şu yuvarlak bir yazı efekti var. Sizlere bonus olarak verdiğim pakette ise Bright Gradient paketinde ise işte şuradaki efektleri görebiliyorsunuz arkadaşlar. Böyle oldukça güzel, rengarenk bir paket. Bu efektleri videonuza sadece sürükle bırak tekniğiyle uygulayabilirsiniz. Aynen şu şekilde. Veya sesinizi bu şekilde boğuk bir tona çevirin. Evet şimdi tekrar geri alalım. Onun hemen altında çıkartmalar kısım var. Burada da güncellenen çıkartmalar var. Hareketli e, emojiler, çıkartmalar, işte oklar, çizgiler. Yani bir YouTube videosunda kullanabileceğiniz her şey aslında var. Ve geliyoruz tüm araçlar kısmına. Burada video düzenleme kısmının içerisinde bildiğiniz gibi e, işte keyframe atma, animasyon efekti, panlı ve zoomla yani bir yere yavaşça yaklaşma, uzaklaşma, dengeleme yani tar titreşimli bir videoyu stabil bir hale getirme ya da vurgula ve gizli belli bir yeri mod mozaikleme, kroma anahtarı yani yeşil perdeyi kaldırıp istediğiniz herhangi bir görüntüyü ekleme gibi gibi birçok özelliği var ya da logo ekleme gibi. Fakat ben burada yeni özelliklerden olan ses özelliklerinin üzerinde duracağım. Şimdi otomatik ses düzeltme özelliği geldi. Bunu birazdan başka bir video üzerinde deneyeceğim arkadaşlar. Burada ses efektleri kısmından buraya efekt vereceğiz. Onun dışında Equalizer var. Burada basları, tizleri profesyonel bir ses mikserindeki gibi ayarlayabiliyorsunuz. Parazit kaldırmayı da birazdan göstereceğim. Gürültü geçidi, kompresör, senkronizasyon ve vuruş tespiti gibi özellikler var. Buradaki kompresör ve gürültü geçidi de yeni geldi. Bunlar özellikle profesyonel olarak sesle ilgileniyorsanız ve ses işini biraz biliyorsanız profesyonel anlamda birçok özelliği, birçok efekti buradan yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Birçok ayarlamayı yapabiliyorsunuz. Senkronizasyon zaten daha önce anlatmıştım. Aynı ses kullanan farklı videoları senkronize etmeye yarayan oldukça iyi bir özellik değil. Ben bütün YouTube videolarımda bu senkronizasyon özelliğini kullanıyorum. Onunla ilgili videom da kanalımda var zaten. Vuruş tespitinde de müzik attığınızda arkadaşlar özellikle Tempoları belirliyor ve sizin bir şey yapmanıza gerek kalmıyor. O tempolara göre ritmik bir kurgu yapabiliyorsunuz. Şimdi gelelim ses efektlerine. Burada ne demişim bir bakalım. Sesinizi bu şekilde yankılı bir sese... Yankılı demişim yani şu yankı efektini buraya atacağım. Bu arada yeni gelen özelliklerden bir tanesi de aynı ses katmanına şuradaki ses katmanına birden fazla efekt atabiliyorsunuz. Eskiden tek bir efekt atabiliyordunuz. Tek bir ses katmanına. Şimdi yankıyı alıyorum. Bu arada Mavai çok basit. Bildiğiniz gibi sadece sürükle bırak arkadaşlar. Yankının üzerine basılı tuttum ve aşağıdaki ses katmanına bıraktım. Şimdi bir dinleyelim. Mesela, Mesela sesle sesle bu, şekilde bu şekilde yankı bir sese Evet gördüğünüz gibi yankı efektini ekledik. Hemen bunun üzerine de bir video efekti ekleyelim. Filtre ekleyelim. Şuradaki filtre ayar kısmına geliyorum. Bakalım ne uyar ne uymaz. Sizlerle bakacağım ben de. Ee, mesela mesela şu hareket bulanıklığı olur mu acaba? Bakalım üzerine atayım. Sanki olur gibi. Mesela, mesela sesinizi bu şekilde yankılı, yankılı bir sese çevirebilirsiniz. çevirebilirsiniz. Üzerine de çeşitli çeşit. bir... Evet bence güzel oldu. Ne diyorsunuz? Şimdi devam edelim. İkinci kısımda ne demişim? Veya sesinizi bu şekilde Evet boğuk demişim o yüzden şurada da bu videoyu kesiyorum arkadaşlar geldim makasa tıkladım şimdi ikinci videonun üzerine boğuk ses efektini ekleyeceğim aldım üzerine bıraktım evet bu da güzel şimdi bunun üzerine de başka bir renk filtresi verelim valla karar veremedim şuradan bir tanesini artık ekleyeceğim ee, şöyle sanki su altı gibi olsun o yüzden mavi tonlarda bir efekt ekleyeyim arkadaşlar buna da. Şunu ekliyorum aldığım ve bıraktım. sesinizi bu şekilde bir çevirebilirsiniz ya da se titreşimli ses efektini de verelim. Yine buradan bölüyorum ses efektlerine geliyorum ve titreşimi alıyorum buraya atıyorum. Buna da bakalım. <laughs> bu şekilde titreşimli bir ses <laughs> evet çok <laughs> komik oldu ama güzel oldu. Bu arada bunların üzerine ses katmanına ya da video katmanına bir efekt verdiğinizde köşesinde bir yıldız çıkar. O yıldız o katmanda bir efekt olduğunu belirtir. O yıldızın üzerine tıkladığınızda efekte ulaşıyorsunuz arkadaşlar. Ve o efektin de yoğunluğunu azaltabilir ya da arttırabilirsiniz. Şu anda %80 derecesinde. Şimdilik kalsın. Hemen buna da hızlıca bir efekt veriyorum. Video efekti veriyorum arkadaşlar. Şöyle kırık lens efekti verelim. Evet güzel. Devam ediyorum. Evet burada da Şöyle korku filmindeki ses tonlarına çevirebilirsiniz demişim. Mesela şu aralık çok yüksek, tiz ve ince bir ses tonuna çeviriyor. Önce şuna bir bakalım. Korku ses <laughs> Onun yerine şunu verelim. Aralık az seçeneğini buradaki ses katmanı ekledim. İsterseniz bu testleri filmlerindeki ses tonuna, korku filmlerindeki ses tonuna... Evet, şimdi telefonda konuşuyormuş gibi bir ses tonuna çevirebilirsiniz demişim. Onu da hemen buradan ayarlayalım. Veya telefonda konuşuyormuş gibi bir ses yapabilir. Radyo yayını. Telefon, radyo ve bir tane daha kaldı. Onu da yapacağım. Telefon, radyo, robot. Evet şuna telefonu atıyorum. Buna radyoyu atıyorum. Buna da robot atıyorum uygun bir efekt vereceğim şimdi arkadaşlar hızlıca. Mesela, Mesela sesinizi, sesinizi bu şekilde, bu şekilde yankılı, yankılı bir sese bir çevirebilirsiniz. Veya sesinizi bu şekilde boğuk bir tona çevirebilirsiniz. Sesinizi, sesinizi bu, bu şekilde, şekilde titrişimli bir, bir ses yapabilirsiniz. yapabilirsiniz. Eğer isterseniz bu testere filmlerindeki ses tonuna, korku filmlerindeki ses tonuna çevirebilirsiniz sesinizi. Veya telefonda konuşuyormuş gibi bir ses yapabilir. Radyo yayını yapıyormuşsunuz gibi bir sese çevirebilir. Veya sesinizi robotik bir sesle yapabilirsiniz. Ses efektlerini bu şekilde tamamladık. Oldukça güzel ve farklı ses efektleri var. Sizler de videolarınıza farklı bir hava katabilirsiniz. Hem bu yaptığım ses efekti ekleyerek hem de üzerine video efektleri ekleyerek. Şimdi de herkesin bir şekilde kullanması gereken e, çoğu zaman siz belki farkında olmadan çektiğiniz ortamda arkada telefonunuzun ya da kameranızın gürültüyü aldığı ve cızırtı yaptığı ya da itraftan farklı seslerin geldiği durumlar olabilir. Yani şunu demek istiyorum sesi temizlemeniz gerekebilir ki ben de çoğu zaman sesi temizliyorum arkadaşlar. Bu e, kaliteli bir ses elde etmek için hepimiz ihtiyacı olan bir şey. Mova Video Editor Plus 2022'ye de parazit kaldırma efekti geldi. Ses temizleme efekti geldi. Şimdi de onu bir test edelim sizlerle. Şunu bir kaydediyorum öncelikle. Projeyi kaydet dedik. Bu arada projeleri kaydederek daha sonradan da istediğiniz bir şekilde oynayabilirsiniz üzerinde. Az önce şöyle bir video çektim. Şu anda da arkada white noise sesi olarak bildiğimiz bu cızırtılı bir ses var. E, Moavi'de bu parazit kaldırma özelliğiyle sesi temizlemeyi deneyeceğim. Bakalım ne kadar çalışacak onu da sizle birlikte şimdi göreceğim. Videomu attım ve timeline'a e sürükleyip bıraktım. Şöyle yaklaştık. White noise sesi olarak bildiğimiz... Evet, ses efektlerine tekrar geliyoruz arkadaşlar. Buradan ses düzenlemeye geldim. Az önce gösterdiğim gibi bu kompresör özelliği var, gürültü geçidi var. Bunları ses bilginiz varsa siz oynayarak düzenleyebilirsiniz ama otomatik ses düzeltme özelliği var mesela. Burada 3 tane seçenek var. Gelişmiş ses kaydı, gürültülü ortam ve kayıt stüdyosu. Bakalım hangisi daha iyi olacak. Bu arada parazit kaldırma gibi bir seçenek de var. Onu da deneyeceğiz. Gelişmiş ses kaydına geldim. Ses katmanım seçiliyken geliyorum ve üzerine tıklıyorum. Şuradan yıldıza tıklayalım. Evet, gelişmiş ses kaydı. Bakın burada parazit kaldırma, equalizer ve kompresör gibi 3 tane hazır olarak özelliği kendisi atamış. Bakalım nasıl oldu. Şu anda da arkada white noise sesi olarak bildiğimiz bu cızırtılı bir ses var. E, Mo de bu parazit kaldırma özelliğiyle sesi temizlemeyi deneyeceğim bakalım. Bayağı iyi kaldırdı duyduğunuz gibi arkadaşlar. Bir de diğerini deneyelim. Bunu kapatıyorum. Bu sefer de gürültülü ortamı seçtim. Bunlarda sadece üstüne tıklamanız yeterli. Sürükleyip bırakmanıza gerek yok. Burada da 3 tane farklı özellik vermiş yine. Bir bakalım. Şu anda da arkada white noise sesi olarak bildiğimiz bu cızırtılı bir ses var. E, Movi'de bu parazit kaldırma özelliğiyle sesi temizlemeyi deneyeceğim. Bakalım ne kadar çalışacak onu da size. Evet bu da iyi çalışıyor. Bunu da test etmiş olduk. Bir de kayıt stüdyosu var onu deneyelim. Şu anda da arkada White noise sesi Çok olarak iyi. bildiğimiz bu cızırtılı bir ses var. E, Moab'de bu par parazit kaldırma özelliğiyle sesi temizlemeyi deneyeceğim bakalım ne kadar çalışacak. Gerçekten de çok başarılı gördüğünüz gibi ve duyduğunuz gibi evet Moavi'ye yeni gelen özellikler bunlar da arkadaşlar. Parazit kaldırmayı da kendiniz atıp orada ince ayar yapabilirsiniz. Buradaki ses efektlerinde otomatik ses düzeltmede pardon hazır 3 tane efekt var ya da çok oynamak istemiyorsanız direkt Moavi'ye bırakabilirsiniz. Moavi kendini yenilemeye devam ediyor. Yeniledikçe de ben sizler için yeni videolar çekmeye devam edeceğim arkadaşlar ve bu videonun da sonuna geliyoruz fakat kanalımda Moavi ile alakalı birçok video var. Eğer Mavi'yi yeni gördüyseniz ya da yeni satın almayı düşünüyorsanız daha önceden hani denediniz, beğenmediniz vesaire bir kere de aşağıdaki linkten ücretsiz deneyebilirsiniz. Beğenirseniz satın alabilirsiniz ki ben öneririm. Bu işe yeni başladıysanız da alın ya da profesyonel seviyedeyseniz ve kolaylıkla bazı efektleri videolarınıza eklemek istiyorsanız yine alın derim. Ben de Mavi'yi YouTube videolarında kullanıyorum açıkçası. Öyleyse kanalımdaki diğer videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.